Efendim B pazarında Çukur Çeşme sokakta geziniyorum. Burası eski yerleşim alanındaki sokaklardan bir tanesi. Aşağı yukarı B pazarının 40 bin nüfusu var. İstanbul'a giden yolun kuzeyindeki yerleşim eski yerleşim. Zamanın içinde nüfus artınca batısında da yeni konutların yapıldığı bir alan oluşturulmuş ve yeni evler yapılıyor. Ama son zamanlarda özellikle bu konutlarda da buradaki tarihi dokuya uygun unsurların yapılması için gayret gösteriliyor. Sevgili seyirciler, Beypazarı evleri genellikle üç katlı. Üç katlı, üç katın da birinci katı genellikle taş. Ve dışarıdan siz de görüyorsunuz, taşıyıcı sistemlerin üstünde ahşap pervazlar var. Birinci kattan sonra genellikle ahşap kullanılıyor. Kimi zaman kerpiç dolgu, kimi zaman ahşapla yapılıyor. Sevgili seyirciler, evlerin planı yerel özelliklerle yoğrulmuş Türk evi planıdır. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz Beypazarı'ndaki en önemli değerlerden, markalaşmış ürünlerinden bir tanesi de Beypazarı kurusu. Beypazarı'na gelen konukların mutlaka %100 olmazsa olmazı, yani hediye götürülecek ilk ürün diyebilirim. Sadece Türkiye değil, yurt dışında bile Beypazarı kurusuyla karşılaştım. Hakikaten öyle. Demin bir iki lakırt ettim, duydun mu bilmiyorum, müşterilerim vardı. Dedim evet. Ki buraya gelen, Beypazarı'na gelen herkesin mutlaka gözdesi, yani hediyelik ürün. Aynen, dünyanın her yeri dedim, doğru mudur? Doğrudur. Yani dünyanın her yeri belki biraz abartılı ama mesela Almanya'da, İsveç'te falan ben karşılaştım kuruyla. Buradan alıp götürüyorlar, ne biliyoruz. Nasılsın Bahur abi dedi. Ben Beypazarı kurusu. Siz de Beypazarı olduğunuz. Ben de Ankara kurusu dedim. Ondan sonra. Siz de Beypazarı olduğunuz artık. Vallahi olduk. Çok güzel ya, maşallah. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı sen? İnşallah ya, Allah'a bin şükür. Maşallah. Devam. Allah sağlık. Bildiğiniz gibi diyelim. İyi, güzel. Allah sağlık olsun. Babası küçük kardeşim olur diye. Evet, askerde babasıyla. Abi ne diyorum ben ya, yaşım çıkacak. Sevgili seyirciler, Beypazarı kurusu. Abi taze, yeni çıktı. Yalnız yanmayın. Buyur abi. Çok abi, teşekkür ediyoruz. Abi, gerçekten aldınız mı, alışveriş yaptınız mı abi? Yapmak üzereyim. Peki yiyin de garantili olsun. Sevgili seyirciler, biz de alışverişimizi yapıp Beypazarı'nı gezip tozmaya devam ediyoruz. İşler nasıl? Çok şükür Allah'ıma. Her şey Mevlası mı? Veriyor ekmek paralarımızı. İyi, şükürler olsun. Festivalde daha mı kalabalık? Tabii kalabalık. Her şeyimiz bol bol Sezon oluyor. Ne zaman başlıyor mesela burada?
İşte ilk yaz olunca başlar galiba. Havuç ne zaman çıkar tarlada? Yaz, kış havucumuz bulunur. Sürekli mi çıkıyor? Devamlı. Yani bunlar dört... şimdi bu sahaneden gelen kış havucumuz. Dört mevsim ekiyor musunuz? Tam dört mevsim ekiliyor. Mesela şu anda ekili olanları ne zaman toplayacaksınız? Şimdi hemen bir haftaya kadar kazılır havuçlarımız. Kazılır, tabii bunlar anladım. Bu sahaneden geliyor. Sevgili seyirciler, tabii ben Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Mesela diyelim ki Mersin'e yolum düşüyor, orada cezerye yapıyorlar. Cezerya'da herhangi bir havuçtan yapılamıyor. Özellikle Beypazarı havucundan yapılanı daha makbul tutuluyor ve öyle de yapılıyor. Doğru. Yani sadece sıkıp içmiyorsunuz. Aynı zamanda başka, diyelim ki mesela burada lokum yapılıyor. Doğru, değil doğru. Mi? Her şey dediğin lokum gibi, bildiğin gibi. Doğru. Yani havuç sonuçta Beypazarı'nın ekonomisinde çok önemli yer tutan bir şey. Tamam. Doğru mu? Doğru. Peki haklısın. Bir sık da görelim bakayım nasıl sıkıyorsun. Bardak var mı burada? Bir bardak ver Osman abi. Vay 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 vay. Bak nasıl dağılıyorlar bak. hepsi darma duman oldu. Abi bir bardak ver. Tamam. Yeter abla, yeter. Yeter abla. Tamam. Tamam. Şimdi ondan al bir. Dur taşıyor aman Allah'ım. Seni görünce taştı havuç suyu. Nereye? Seni görünce taştı. Değil mi? Tabii. Şimdi sen al bakalım şunu bir. Onu koy. Dök bakalım yavaş. Acele etme. İçmeden gitmeyin Beypazarı havucu. Yeter ablam. Yeter 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 yeter. Eskiden adam ta yaştan gelmiş. Ya dolma suyunun için. Öyle mi? Ha keşke dolmanın suyunu da içeydim de geleydim. Ayaştan dönmüş gelmiş. Ha havucun. Şimdi de havuç suyunu havucun suyunun tadına öyle varmış ki dönüp bir de dolmanın suyunu içmiş. Doğru. Şimdi de havuç suyunu içmeyen. Şimdi de havuç suyunu içmeyen Ankara'dan geliyor işte. Geri geliyor. Tabii geliyor. Vay be. Tamam. Ankara ne ki ben? Ben İstanbul'dan geldim. Saat abla saat. Komisyonumu alırım ha. Komisyonu alırım ha. Kardeşim buyurun. Yalnız televizyon huzurunda içenlerden 2 lira alıyoruz. Yok ben 5 lira. Ya canı sağ olsun. Abdullah. Sülocuğum. Bunlar Beypazarı havuç suyu. Vermeyen içmeyen kalmasın beyler. Vermeyen içmeyen kalmasın. Olsun olsun yaparsın yaparsın sorun yok. Bitirdik ya. Abi bitmedi. Sevgili seyirciler görüyorsunuz havuç suyu burada çok önemli. Havuç önemli daha doğrusu. Havuçtan üretilen havuç suyu da dolayısıyla çok önemli. Ben de her zaman yaptığımı yapıyorum. İçen var, içemeyen var. Kusura bakmasın. Ama ne yapalım? Bizim işimiz de bu. Sizin için ablam bir yandan havuç suyu sıkıyor. Ben de sizin için içiyorum. Abi soracağım şimdi sana tadını. Abi huzurda sor. İçmedin mi huzur? O kurban emmim geldi mi yine? Kurban emmim geldi mi? Hiç Beypazarı kuymuyor mu onu? Kurban emmin şimdi o zaman kurban emmiydi. Şimdi gezi programı yapıyor. Yok yok. Kamrık kuymayacak. Ha kamrık. Şimdi biz burada sevgili seyirciler Doğruluk Eksen diye bir dizi çektik. Ablam ondan söz ediyor. Ben kurban amca oynuyordum. Doğru. Özer abi de başka bir karakter oynuyordu. Ama biraz kötü karakter de onu buralara koymayacakmış. Ama ben iyi olduğum için beni buralara koyuyorsun tabii değil mi? Tabii sen her zaman koyuyorsun. Peki Allah bol Allah bol kazanç versin. Amin. Nasıl abi havuç suyu? Ankara'dan geliyoruz festivale. Havuç suyu içiyoruz. Çok güzel, çok mükemmel. Buraya öz bir tadı var. Güzel. Beğendin yani. Çok beğendim. Senin durumun abi gerçekten harikaymış yani. Düzüz havuç için geldik biz buraya. Abi bu havuç suyu adamın dilini açar. Senin vallahi, bakın dilin açıldı mı? Dilim de açıldı, beynim de açıldı abi. Alacalatlı de bakayım. Alacalatlı. Havuç yedim bilmem aldı alacalatlı. Havuç yedim bilmem alacalatlı. Bilmem aldı alacalatlı. Bilmem. Havuç suyu içtim. Havuç suyu içtim. Dilimi alacalattı. Dilimi alacalattı. Bilmem aldı alacalattı. Bilmem aldı alacalattı. Bilmem aldı alacalatacak. Bilmem aldı alacatak. Vallahi maşallahım var. Efendim afiyet olsun.